Herkese yepyeni bir sabahtan günaydın canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler bir yarım saat önce uyandık. Daha yatakları görüyorsunuz, daha toparlamadık. Ben bir duşa gireyim dedim, kendime gelmek istedim. Çocuklar da o sırada onlara pizza istediler sabah sabah. O yüzden tost ekmeğine pizza yaptım ve fırına sürdüm. Ben duştayken de Sümeyye çıkarmış, işte vermiş önlerine. Onlar kahvaltısını yapıyor veya yapmışlardır bile. Ben de şimdi işte saçımı tarayacağım birazdan. Ve Sümeyye de böyle yeşil bir smoothie yapmış. İçerisinde kiwi, elma, maydanoz ve ne var bilmiyorum. Su herhalde. Böyle bir karışık bir şey yapmış. Bana da biraz bırakmış. Tadına hemen bakalım nasıl. Bismillah. Ekşi ama belli ki çok sağlıklı bir şey yani. Bayağı ekşi ve maydanoz tadı yoğun geliyor. Bunu şimdi içeceğim. Henüz aç değilim. O yüzden sonra kahvaltı yapacağım. Daha Can abi de uyuyor zaten. Sonra hazırlarım. Zeyd ne yapıyorsun? Çocukları da bugün banyo ettireceğim. Bu arada burada bakar mısınız sivilcemin büyüklüğüne? Yani antibiyotik bile fayda etmiyor bana, şaka gibi yani. 1,5 haftadır kullanıyorum, hiçbir gelişme yok. Doktor bana dedi ya işte bir hafta geçmeden hemencik farkını göreceksin dedi ama nerede yani, hiç görmedim. Çok tuhaf. Ama arayıp söyleyeceğim yani. Çünkü haplarım bitmek üzere ve daha hiç sivilcelerime fayda etmedi. Öyle neyse, açılışı yapayım dedim, sonra tekrardan açarım. Canlar, ben şu an kahvaltı hazırlıyorum Can abiye. Biz yedik çünkü o biraz geç uyandı. Şöyle sucuklu yumurta, yumurtayı hemen dökeceğim şimdi. Bir de böyle tabak hazırladım, ekmek kızartıyorum. Bir de çay demledim bu şekilde. Evet canlar, biz dışarı çıktık. Şöyle çocuklarla, Simiş ben, bir de bebeler. Bugün şansımıza rüzgar yok, hava da çok güzelmiş. Valla Zeyd böyle yine şapkasını falan taktı da o kadar da soğuk değilmiş. O tarafta deri inekler, gel. Gel Zeyd. Gel oradan. Şöyle bu sefer daha çok ilerleyebiliriz. Çünkü geçen sefer şu sarı evin biraz daha ilerisine gitmiştik. Sonra annem gibi bizi almaya gelmişti. Malum çok rüzgarlıydı ama şu an hava bayağı İyiymiş yani. Ben de şal falan taktım da takmasam da olurmuş. Arkadaşlar bu Zeyd yine aynı yolda yoruldu ya. Şurayı yürüdük bakın. Beni kucağıma al, beni kucağıma al diyor. Birazdan ineceksin Zeyd Mirza. Öyle lüks hayat yok. Değil mi? Azad'ın da yürüyor. Azad bayağı aktif zaten. Aha araba geliyor. Bu tarafa mı geliyor acaba? Abi üstüne düşüyor, üstüme tırmanıyor. Buraya mı geliyor araba? Ay buraya geliyor. Azat gel elimi tut. Ne geliyor? Simiş elini tut Zeyd'in. Şöyle biraz yürüyüş yapalım. Dünkü yemek de bayağı ağırdı gördüğünüz, kremalı falan. Ama size çektiğim porsiyon erkeklerin porsiyonuydu. Onlarınki şey daha çoktu tabii. Biz asla o kadar pirinç yemedik. Köfteden bol yedik. Böyle. Hadi gelin, hadi gelin. Hayır. Bırakın onu. Yürü. Hadi gelin. Hayır oraya değil Azat. Gel gel. Arkadaşlar şu ev çok güzel. Bunu 2-3 sene önce yeni yapmışlardı. Bu arada burada annemler genelde yumurta alıyor. Bakın Aya Fakauf yani bio yumurta satıyorlar. Hep buradan alıyorlar. Ha? Evet tava koymuşlar tencere. Tenceresiymiş o. Nerede? İnekler normalde buralarda oluyormuş Simiş dedi ama hani yani. Hani nerede Simiş'im inekler? Kedi! Ne bak kedi! Gelin hadi. Kedi! Gördün. Bak şu taraf. Hadi gelin. Şurada beyaz. Niye öyle sesli konuşuyorsunuz acaba? Bak teyze ta nereye gitti. Bak orada duruyor anneciğim kedi. Görmüyor musun? Aa hadi tavuklara bakalım. Oradalar mı? Neyse inek yoksa bari tavuğa baksınlar. Ne yapalım çocukları? İneğe gideceğiz diye çıkardık ama.
Yok, inekler. Zeydin şapkasını şalını çıkarttım. İstemedi, ben kendim de çıkardım. Şöyle oturmak için bir bank var. Biraz mola yapalım dedik. Yola çıkmayın. Şu ileride, şu tarafta tavuklar var. Biraz onları izlerler de maalesef inekler yok. İnekler buradaydı ya. Ya da benim yanlış hatırlıyorum. Bence sen yanlış mı hatırlıyorsun? Ya da bilmiyorum. Gitmişlerdir iş görmeye. Ben de. Biz iki gün önce Zeyt'ten geldik de şu evi geçmedik. Hey, arkaya sallandırmayın kendinizi. Tamam mı? Tamam. Gelin hadi oturun, biraz dinlenin. Otur oğlum. Ben diyorum. Eve gidince çocuklara duş aldırırız. Sonra öğlen uykusuna yatarlar. Vallahi akşam ne pişireceğim hiç bilmiyorum kızlar. Anneciğim, inekler bugün yokmuş ki. Tavuklara bakabiliriz ama. Ya tavuk var, biliyor musun orada? Wow. Canlar, biz tekrardan eve geldik yürüyüşümüzden. Gelir gelmez oturmadık. Sümeyye lavaboyu falan temizledi, tuvaletti. Ben de evi süpürdüm. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Nefes nefese kaldım ama daha bir 15 dakika falan var. O dursun, onu boşaltayım. Sonra zaten çocuklar uyur artık. Şimdi meyve saati yapıyorlar. Elma yiyorlar. Evet, banyo da yapacaklar daha. Azat da burada yiyor. Güzel mi elmanız? Güzel. Güzel mi Zeyt? Aa, niye tükürdü bu şu an? Çok mu yedin? Hı? Niye öyle yaptın anne? Yok. Neyse ki tabağı önünde. Koltuğa atmadım. Ay valla çocuklarla yorulduk arkadaşlar. Biri yoruldum diyor, biri susadım diyor. Biz de yanımıza su almadık. Bir dahaki gün su alırız. Aslında aklımdaydı da sonra geri unutmuşum su almayı. Böyle şimdilik. Bakalım akşama ne yapacağız. Ama Sümeyye diyor ki hani dün öyle yemek yedik, bugün de böyle sağlıklı bir salata yapalım dedi. Brüksel lahanasını haşlayıp böyle nohutlu falan güzel bir salata yapabiliriz aslında. Dünden çorbamız da var. Çocuklar isterse onlara bir makarna haşlayabilirim. Evet. Sonra. Evet. Sonra akşam. Ama bakalım Can abiye ne yaparız. Neyse bir akşam olsun da daha düşünürüz. Değil mi Azat? Evet. Canlar, çocuklar uyudu. Ben de şimdi hemen oyuncakları toparlayacağım. Valla gün içinde zaten birçok kez döküyorlar. Kaldırayım, sonra tekrar oynasınlar. Şuradan Zeyd'in ruhu nasıl? Abla sen de mi geldin? Sümeyye de bize kahve yapıyor. Valla çocuklar uyudu. Bir rahat rahat biraz dizi izleyeceğiz de sizi biraz aşağı indirelim. Sanki çok yukarıdaymışsınız gibi geldi. Yok, aslında iyiymiş. İnci tanelerini açtım. Dünkü bölümü. Yani üçüncü bölüm. Onu izleyeceğiz. Arabalar var. Switch'lerimize Türk kahvesi yapıyor. Onu içeceğiz. Baksana da tüm koltuğun altına yapmışlar arabaları. Bir de oyuncakların çoğunu annem gitmeden kaldırdı. Yani bu azalmış hali. Eğer diğerleri de olsaydı bayağı bir her yer oyuncak olurdu. Neyse ki şimdi fazla dağılmıyor. Çünkü fazlaymış. Kadir de işten geldi. Yemek yedi. Dışarı çıkacak şimdi. Biz de evdeyiz. Allah, ben buna mopla mı yetişebilirim ancak? Saniye, mop getirmem gerek. Şimdi şurada alalım. Kısa bir bekleteceğim sizi. Mop nerede? Mop nerede? Bir numara büyük alsaydı. Yani kötü duruyor da bir numara büyük olsa daha iyi olur. Ich glaube, das tue ich dann raus, diese... Ah, oh. Der Schmürki. Dauert schon deswegen.
Şöyle Sümüş'ün ellerinden Türk kahvemi içeceğim. Gelirken taşırdım. Daha doğrusu resim çekerken. Yanına küçük bir lokum koydum. Sümüş dedi ki diyettesin abla yeme. Ama birazcık tatlandırsın dedim. Çünkü yani sonuçta acı kahve. Bu şekilde inci tanelerini izleyeceğiz şimdi. Evet canlar, ben şimdi akşam yemeğini hazırlıyorum. Hazırlamaya geçtim. Çocuklar önce bir makarna yapacağım, sonra tabii et de yerler. Ama şu an uykudan uyandıkları için acıktılar, o yüzden annesinden önce. Şimdi ben ne yapacağım? Saçlara yapacağım. Etleri çıkardım. Bir de bir yandan da şey nasıl başlayayım? Adı neydi bunun? Brüksel lahanası mı? Herhalde öyle, şu küçük toplar. Ondan da salata yapacağım şöyle mutlu. Yani sağlıklı bir salata. Şunlar şimdi küçük küçük doğrayacağım da bu baya böyle beyaz tarafları var da Can abi dedi iyi böyle et. Şöyle ince ince keselim de biraz buzlu. Küçük küçük keseceğim. Açısı böyle daha iyi olabilir mi görmesin? Bakalım nasıl olur. Ben önce yağ sandım ama değil. Güzel olursa bu güzel et olur. O zaman yaramaz ya. Şey ettir o. Buna seyde mi ne diyorlar anlamında? O mu? Dama şey mi? Damar mı değil? Damar değil. Yağlarını çektir. Siz orada bir yana da giderek bir şey. Çakma yedik. Ne ya? Dışarıdan alıyor yani. Yana çünkü dışarı şehirden aldığı için etlere tüm şey tatsız. Ama buradakiler hep şey. Aynı sizin buradaki. Yerli inek. Mesela ya babadan alıyorlar şey. Babadan kasaplar alıyor, kesiyorlar. Hep yerli inek. Özel değil. Yani özel besin yani. Buradan. Ama sizin orası sınır olduğu için. Evet. Polonya'dan geliyorum. Şeyden geliyorum. Macaristan'dan. Ama sen niye ya tadı yok sizin orada dedin? Yani aynı. Niye tadı yok? Ne sokla işte. Bir bunu. Ama şöyle sebzeleri de doğradım. Sivri biber, sarımsak, maydanoz, domates. Etler suyunu çektikten sonra ekleyeceğim. Hatta çekmek üzere. Bakın yağısı çıkmış ortaya. Birazdan onları ekleyeceğim. Bir de baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle biraz tuz. Sonra biraz kekik katalım. Hafif karabiber. Aynen. Bunlarla. Bakın başka ne var? Yok yeter aslında onlar. Pul biber katmayayım acı olmasın. Karabiber koyacağım çünkü. Çocuklar yoksa yemez. Şurada da nohut haşlamıştık. Şimdi birazdan salatayı da yapacağım. Salata da çok basit ama sağlıklı, lezzetli ve doyurucu bir salata. Onu yiyeceksinmiş bugün akşam yemeğine. Biraz da belki et alır da. Yani yemem dedi ama bakalım belki et yer. Çünkü et zaten protein yani bence.
Ekmeksiz yedikten sonra sıkıntı yok. Şöyle. Evet, şimdi Brüksel lahanası salatası yapacağız. Seni haşladık. Ortadan bölmeyeyim, değil mi? Böyle yapayım. Aynen. Ya da böyle. Yok, yok böyle iyi. Zaten küçükler. Yapraklarını da yiyelim. Annenin salatasını yapıyoruz. Anne de buna benziyor, salata yapıyordu. Sonra şurada bir tane kapya biber var. Bunu da ekleyelim. Yeni doğranmış. Evet. Sonra şu mısırı açmıştım sabah. Onu bir süzeyim hemen. Bir saniye. Evet, mısır ekleyelim. Şöyle nohut haşladık. Evet, biraz çok da bir şey olmaz. Şimdi sıcakmış. Keşke biraz daha soğutsaydım. Su tuttum da. Zeytin yemeyeceksin. Sen daha yeni yedin zaten. Git hadi. İçeri git. Ne oldu? Şöyle biraz zeytinyağı var. Onu ekleyeceğim. Az şimdi kalmamış. Dolapta vardı biraz da. Yaşlısı nerede? Biraz bundan ekleyeceğim. Çünkü çok azdı yağsı. Yağsız olmaz. Birazcık olacak. Şöyle kroyta kullanacağım. Upsi. Ondan sonrasından şöyle limonu sıkalım. Bu arada ben aslında nar ekşisi kullanmak istiyordum. Ama kalmamış. Ama maalesef kalmamış. Çok üzüldüm bu duruma. Yani sizin evde varsa ekleyin. Şöyle iyice sıkalım. Elini mi yiyorsun? Şey çekirdekleri düşmesin diye. Bir bakayım ayıklayacağım. Biraz normal tuz. Baharat olarak ne koyalım? Dil koyalım. Var mı? Dil. Hemen bakıyorum. Var oldu. Dilini mi bu? Yok değil. Üstünde yazıyor dil. Anne. Ne? Dil. Ne istiyorsun? Dil mi? Dereotu de o zaman. Dil ne? Ha şey kuru dil. Darı. Darı. Vardı kız. Bu. Darı o. Darı ne demek? Ne bileyim başka bir şey kızı darı. Öyle mi? Kim bu, bu. O değil. O değil. O değil. Darı darı. Dereotu şey dil. Bir ablan elindeki dil. Darı o darı ayrı bir şey. Şimdi dereotu koyalım biraz yeşillik olsun. Şimdi buna bir karışla tuz koydum değil mi? O ne ki? O mu? Salata. Sağlıklı bir salata. Vallahi ölmeyse annen gibi olmuşsunuz. Biraz yoğurt. Bir senden de beklerim performansı. Biraz yoğurt mu? Yoğurt da ne güzel. Yani yoğurt istiyorum. Ha. İstiyorsan kendini salata dökmek için. Şimdi vallahi böyle ekşi ekşi baharatlı baharatlı. Aynen öyle yiyelim ya da. Etimiz de burada bakın. Bu da salatamız. Yemeğimizi yedik. Şu bücürükleri duşa aldırdım. Pablo'muzu seviyorlar. Zeyt yavaş annem. O kadar çullanma üstüne kedinin. Pablo'ş. Elime bak. Hello. Elime bakayım. Getir elini. Evet tırnaklarını da kestiz. Azat seninki de uzadı mı tırnakların? Bakalım. Evet birazcık uzamışlar. Evet evet. Kalmış mı bir tane? Evet. Tamam onu da keselim. Ben Pablo senin tırnakların ne durumda? Bakıyorum. Yeni Kadir'le tanıştırayım sizi. Nasıl olmuş? Eşitman takımıyla. Nice. Bakalım. Valla çocuklar üstlerine giyin. Bakalım. Durun. Bakalım. Kalipso getirdim. Amerikanın. Kayyatını çektim. Amerikanın vazgeçilmezi. Güzel miyim? Bakalım da güzel. Valla bunu ben ilk defa bunun... Ben bunun bir tanesi yeşmiştim. Çok güzeldi. Bir an adını almıştım. Ben birazcık kalacağım tabii ki. Yok. Ben diyetteyim. Okuyalım. Ama bir yudum alacağım galiba. Biraz zeyte. Dikili mi bu? Meyve kokuyor. Tadımlık. Tadımlık hocam benim. Ama senin bardağın yok mu? Ay şu Zeyt'in bardağından içeyim. Bir bakalım. Ben de bundan mı içeyim? Hiçbir şey olmaz. Hadi aile içeyiz sonuçta. Ben içeyim. Güzel de çok tatlı ya. O kadar tatlı. Aziz güzel mi? Ama Aziz tadına baksın. Bence bu böyle içine buz attınca çok güzel olur biliyor musun? Aynı böyle kokteyl içecekleri gibi. Ya direkt zaten bassana. Island Wave. Kokteyl. Oh my god nargile tadı geliyor. Ver spandan.
Burada da bir de yine Amerika'nın vazgeçilmezlerinden Reese's. Bırakayım. Dur abi aç. Şunu aç. Bunu da denemem lazım çünkü ben Reese's çok severim. Ben bunu mavisini denedim, hiç beğenmedim arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir şey? Koku. Koklayalım. Yalnız kokuyor. Koklayalım. Evet. Hiç benlik değil. Evet. Hiç. Tamam, ben de o benlik. Bakalım. Ah! Herkes kendine adır bu adır. Sakin ya, olun, sakin olun. Gözeyik sakin, sakin. Gözümüzde. Bu da sana. Bu da sana. Ama bu iki kat çikolatalı hem fıstık esmesi, fıstık mı? Fıstık. Ben de bunun 5 tanesi 140 kalori. Burada yazıyor. Son Amerikalılar niye kilo oldu, niye kilo oldu? Bakalım. Ama çok güzelmiş ya o. Abla, abi bak. Hani küçük tuzlu brek var mı? Abi, abi. Sadece çikolata alsın, bir de fıstık ezmelisi. Ama çok güzel la. Güzel la. Ne yapacağım mı? Bir tane düşünün. Ne yapayım, sevmiyorum onu. Biliyorum tadını. Bu kadar, çünkü bunların kabaklı gibisi var. Onları hiç beğenmiyorum mesela. Teşekkür ederim. İçmiyorum. Kolum ağrıdı. Aşırı güzelmiş.